Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Arkadaşlar şu anda Kırıkkale'deyim arkadaşlar. Bugün Kırıkkale vlog yapmaya çalışacağım. Kırıkkale'nin böyle yerlerini falan göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu anda bir tane camideyim. Hem de çok güzel bir cami. Şöyle göstereyim. Bu caminin ismi Nur Cami. Böyle gördüğünüz gibi burası avlusu. Burada abdest alma yerleri falan var arkadaşlar. Caminin görüntüsü zaten bir çok güzel bir görüntü veriyor. Şöyle etrafı da göstereyim. Şurada arkadaşlar il müftülüğü var. Orada konferans salonu falan da var arkadaşlar. Bu karşıda halk eğitim merkezi varmış arkadaşlar. Bayağıdır gelmediğim için bir şeyler değişmiş. O yüzden pek bilmiyorum. Size böyle göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da Nur Cami. Bir daha şöyle göstereyim. Şurada etrafı. Burada da bir tane çay içme yeri gibi bir yer var. Sonra buradan arkadaşlar lavaboya giriyorsunuz. Buradan merdiven var. Buradan aşağı gidiyor. Şu anda zaten bu çarşıda bir cami arkadaşlar. Burada böyle gördüğünüz gibi yine muslukları olan bir yer var arkadaşlar. Şöyle etrafımı bir daha göstereyim arkadaşlar size. Gerçekten çok güzel bir cami ve gerçekten güzel bir alan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi trenler gidiyor. Şu anda gardayım. Arkadaşlar burada bilet alıyorduk. Burayı da çekeyim dedim. Burada arkadaşlar herhalde bu kimyasal var bu tankların içinde arkadaşlar. Ve bayağı bir gördüğünüz gibi tank var arkadaşlar. Artık ismi ne geçiyor bilmiyorum. Burayı da çekeyim dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda gardaydım. Bilet aldıktan sonra da size dışarıyı göstereceğim. Evet arkadaşlar şu anda gardayım. Az önce şöyle göstereyim etrafımı da. Arkadaşlar şimdi Şehitler Parkı'na gideceğim. Trenle gittiğim için tren gelene kadar sizi biraz gezdirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Şehitler Parkı'na gidiyoruz. Zaten burada çok öyle park yok arkadaşlar. O yüzden gitmeye çalışacağım. Arkadaşlar Kırıkkale'de yerler full. Gördüğünüz gibi delik deşik olmuş. Ben de bilmiyorum neden böyle. Arkadaşlar şimdi arka kamerayı alacağım. Size iyi seyirler diyorum. Göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Pek gözükmüyorum ama. Hadi geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane böyle sosyal tesisimiz var. Burası makine kimyanın sosyal tesisi arkadaşlar. Şu gördüğünüzde burası parkın içi ama bu taraf aşağı kısmı arkadaşlar. Şimdi biz üst kısmına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel şeyler var bu parkta. Yani Kırıkkale'nin en iyi parklarından birisi burası diyebilirim size. Çünkü öbür parklarda olmayan şeyler burada daha çok var. Mesela arkadaşlar burada 2-3 tane böyle o park alanı var. Oyun alanı var. Belediyemiz var. Şu karşı gördüğünüz yüksek binaysa adliye arkadaşlar şurası. O tarafa gidebilirsem size göstereceğim. Burada otel var. Altında market var arkadaşlar. Karşıda emniyet müdürlüğü var. Aşağı doğru gittikçe de arkadaşlar gara doğru iniyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle daha güzel bir şey göstereceğim. Burada Kırıkkale yazımız var. Burada silahlı bir asker gibi duran bir güzel bir şey yapmışlar. Çünkü arkadaşlar silah adını veren şehir Kırıkkale diye geçiyor. Burada da bir tane yazımız var, onu da şöyle göstereyim. Bu anıt Türk Metal Sendikası tarafından tüm şehitlerimiz ve makine kimya işçileri adına Kırıkkale'nin armağanıdır demiş. Şöyle göstereyim. Şimdi yukarıya çıkacak da daha çok park olacak. Size göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar burada bir süs havuzumuz vardı. Şu anda kar yağdığı için çalışmıyor. Burada bir tane kafe var karşı tarafta gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi silah adını veren şehir Kırıkkale yazıyor. Burada oturma alanı var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi şu karşı tarafta. Dediğim gibi şuralar hep yürüyüş alanları, bisiklet yolu falan da var ama şurada
gördüğünüz evin olduğu yerde kar olduğu için gözükmüyor. Karşı taraf Adliye dediğim gibi şu kısım. Şimdi yukarı parka doğru sizi götüreceğim. Biraz koşuyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burada böyle bir tane eğlence alanı var. Dediğim gibi büyük bir park. Şöyle devamını da göstereyim. Buradan çarşıya 2 dakika, zaten bir tane Sevgi Yolu diye bir yer var. Oradan gittiğiniz zaman arkadaşlar hemen çarşıdasınız. O yüzden çarşıya yakın tam bir merkezi bir park. Burada gördüğünüz gibi bir tane daha kafe var. Gördüğünüz gibi bir tane burada park var arkadaşlar. Şimdi bir tane daha size park göstereceğim. Köpeklerden kaçmak zorundayım. Burada gördüğünüz gibi köpekler var. O yüzden şuradan size kafeyi göstererek gideceğim. Sonra arkadaşlar video çekerken köpek saldırısına uğramayalım. Şu gördüğünüz yeşil alan var. Burası ne derseniz, burası parkur gibi bir alan. Şöyle göstereyim. Aralar boşluklu. Ben burada daha çok eskiden bisiklet sürerdim arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum. Acaba yürüyüş alanı için falan mı? Gördüğünüz gibi burada bir tane daha park var. Az önce gösterdiğim park bunun arkasındakiydi. Gerçekten güzel mekanlar var. Buradan şöyle yukarıya gittiğiniz zaman orada kütüphane var. Şu anda gözükmüyor ama o binanın altında arkadaşlar, az önce yakınlaştırdım. Oturma alanlarımız var. Gördüğünüz gibi Adalet Sarayımız var. Yani adliye. Burada şu minare olduğu yerde arkadaşlar, orası Nur Camii. İlk başta gösterdiğim yer. Sonra arkadaşlar burada bir okulumuz var. Okulumuz şura. Bakın şöyle de göstereyim. Şura okul arkadaşlar. Parkımız var. Burası hatırladığıma göre şurada yazması lazım. Bir bulvar diye geçiyordu ama şu anda unuttum. Burada tarihi evler var. Kırıkkale'nin tarihi evleri. Şimdi arkadaşlar daha net çekmek için yanına gidiyorum. Arkadaşlar burası Ağabey Pehlivanlı bulvarı geçiyor. Burası adliyenin daha yakınlaştırılmış hali. Yukarıya doğru giderseniz kütüphaneye gidiyor. Nur geçit var burada. Şöyle göstereyim. Şurada da lise var gördüğünüz gibi. Liseyi de şöyle göstereyim. Kırıkkale Lisesi ve Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu var. Bu Nur geçitten giderek arkadaşlar Nur Camii'ye çıkıyorsunuz. Gösterdiğim gibi. Pek de gösterecek şu anda bu kadar bir şey buldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bugün Kırıkkale'ye geldim arkadaşlar. Günlerden pazartesi. Trenle geldim arkadaşlar. Çünkü bayağı bir kar yağışı vardı. Bugün arkadaşlar size Kırıkkale'de yani Kırıkkale'yi size bir kısmen tanıtmış gibi bir şey oldum arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. O kadar video çekmeye sizin için uğraştım. Bir de arkadaşlar aşağıdan abone olursanız da sevinirim. Ama like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten küçük bir şehir arkadaşlar. O yüzden çarşıdan evinizin arası en fazla olsa olsa yarım saat yürüme uzaklığında olabilir. Bu büyük şehirlerde böyle değil arkadaşlar. Dediğim gibi küçük bir şehir. Ama tabii ki de güzel ve tarihi şeyleri de var. Ve videoyu gördüğünüz gibi burada bulunan asker anıtıyla bitiriyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.